geçerli bir mazeretle gelmezse onu boğazlayacağım diyor. Şimdi kuşun zaten haber alma gibi bir mecburiyeti, bir şey yok ki, bir sorumluluğu yok ki. Kuş cennete de girmez, cehenneme de girmez. Bir peygamber kuşu ne diye boğazlasın? Yani kuşun iradesi yok ki. Hadi, dolayısıyla kuş olmadığı, orada %1 yok kesin. Ama tefsirlere bakın, bildiğimiz kuş olarak anlatıyor. Yani kuşun o dilini çözüyor, kuşlarla bu irtibatı sağlıyor anlatmışlar. Bu mektubumla git, onu kendilerine bırak, sonra onlardan biraz uzaklaş, böylelikle bir bakıver, neye başvuracaklar? Bak yani Süleyman bir mektup tutuşturuyor Hüttü'de. Belkıs'a git ve eline tutuştur. Belli bir zaman dilim içinde onlardan ayrıl. Onlar bu konuda bu mektubu okuyunca ne düşünecekler, nasıl bir tavır takınacaklar onları bir izle diyor. Hüttü'nün mektubu götürüp bırakmasından sonra sabah melikesi Belkıs dedi ki, ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. İfadeye bak. Yani Hüttüt mektubu getirdikten sonra dedi ki, Belkıs, ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. Yani Belkıs'ın şeyini sarsıyor, dengesini sarsıyor mektup. Arkadaşlar saatimiz 10:08 geçiyor. Burayı bitirelim hocam be. Çünkü az kaldı. Çünkü arkasından başka bir şeye geçiyor. Bu yarın anlaşılmasına güçlük çekilebilir belki. Daha erken bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Yani burada gerçekten Rahman dünyada Müslüman ve kafire ayırt etmeden, Rahim ise ahirette sadece müminlere merhamet olan Allah'ın adıyla diye başlamaktadır. Bu önemli bir kelime, önemli bir mektup diyor. İçinde de bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olarak gelin diye yazılmaktadır. Yani Müslüman olun, benden size asla zarar gelmez. Bunu anlatıyor. Peki, burada bir soru soralım Ali Can'a. Hristiyan ve Yahudiler de cennete girecekse niye Allah Müslüman olarak gelin diyor? Evet. Bence de önemli bir soru abi. Müslüman olarak halimiz yok yani. Ha, Müslüman olarak gelin buraya diyor. Neden? Neden? Çünkü yalnızca Müslüman olarak gidersen kurtuluşa eriyorsun. Bu çok önemli. Yani Müslüman olmaktan başka insanlara kurtuluşa erdiren hiçbir din yok. Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam, teslim olanların adı Müslüman. Bunlar ancak doğru yolda olan, bunlar ancak cennete girecek olanlardır. Asla bunun dışında ne söyleseler söylesinler yanlış. Dedi ki, ey önde gelenler, bu işimde bana görüş belirtin. Siz her şeye şahitlik etmedikçe ben hiçbir işten kesin karar veren biri değilim. Bak, istişarede bulunuyor. Bak, hep inkar edenler de kendi aralarında istişarede bulunuyor. Süleyman'ın bu mektubuna karşı ne yapalım? Karar verin ve ona göre hareket edelim. Dediler ki, biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. İş konusunda karar senindir. Artık sen bak, neyi emredersen biz uygularız. Yani o emrinde olan, bak Belkıs'ın emrinde olan ordu veya güç, kuvvet neyse, sen ne emredersen biz onu uygularız. Yeter ki sen emret. Biz güçlü savaşçılarız diyorlar. Dedi ki, gerçekten hükümdar
hükümdarlar, krallar bir ülkeye girdikleri zaman orasının bozguna uğratırlar ve halkından onun sahibi olanları hor ve aşağılık kılarlar. İşte onlar böyle yaparlar. Yani burada kim o? Yani hükümdarlar burada Süleyman'ı kastediyor. Eğer biz onun emrine karşı saygısızlık yaparsak bizim ordumuzu gelirler, yıkarlar, bizi aşağılık ve hor ve zelil kılarlar. İşte onlar böyle yaparlar ifadesini kullanıyor. Belkıs diyor bunu. Onlar bir tepkiye göndereyim de bir bakayım elçiler neyle dönerler. Bak burada ne diyor? Bir hediye göndereyim. Yani bizim güç ve kuvvetimizi temsil eden bir hediye göndereyim Süleyman'a diyor. Neymiş bu hediye bir bakalım. Elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman sizler bana mal ile yardımda mı bulunacaksınız? Allah'ın bana verdiği sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Hayır, siz hediyenizle sevinip övünebilirsiniz dedi. Hani Zülkarneyn'de de aynı ifade vardı. Siz bana para vermeyin, vergi vermeyin. Siz gücünüzle bana yardım edin o şeye karşı. Yecüc ve Mecüc olan zalim topluluğa karşı. Buradaki ifade de aynı. Yani bana hediyeyle, yani bana torpil mi yapmak istiyor? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlı. Bana iman vermiş, bana ahiret hayatında cennete gireceğimizi vaat etmiş. O hediye sizin övünüp durduğunuz hediyeden, dünyalık mallardan daha önemli benim için diyor. Onlara dön, biz onlara öyle ordularla geliriz ki karşı koymaları mümkün değil ve biz onları oradan orlanmış, aşağılanmış ve küçük düşürmüşler olarak sürüp çıkarırız. Yukarıdaki ifade yani dedi ki gerçekten hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman bunun cevabını veriyor burada. Yani Belkıs böyle diyor ve dediği gibi de Süleyman onlara böyle tehditvari bir cevap veriyor. Elçinin gitmesinden sonra Süleyman ey gönde gelenler, onlar bana teslim olmuş Müslümanlar olarak gelmeden önce sizden kim onun tahtını bana getirebilir dedi. Yani işte az önceki konuştuğumuz olay bu. Yani bu şeyin hakkında, yani Belkıs'ın ordusu, sarayı, efendim tankları, silahları neyi varsa onlar hakkında net bir bilgiyi bana kim getirebilir? Burada devam ediyor. Getirebilir dedi ve iki yerden cevap geliyor. Cinlerden ifrit, sen daha makamından kalkmadan onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim dedi. Burada cinlerden bir ifrit derken Müslüman olmayan, zorla çalıştırılan cinlerden bahsediyor. Altındaki ayette de onu okuyalım hocam. Yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki ben gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim. Derken Süleyman onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki o Rabbimin fazlındandır. Ona şükredecek miyim yoksa nankörlü gelecek miyim diye beni denemekte olduğu için bu olağanüstü olayı gerçekleşti. Kim şükrederse artık o kendisi için şükretmiştir. Kim nankörde gelirse gerçekten benim Rabbim gani, hiçbir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayandır. Kerim olandır. Şimdi burada bir görev addediyor. Kim bu görevi üstlenecek diyor. Cinlerden bir ifrit dedi ki ben onu göz açıp kapayıncaya kadar getiririm. Kitaptan ilmi olan birisi de dedi ki diyor. Ben onu göz açıp kapayıncaya kadar getirebilirim dedi. Hemen getirdiği ifadesini kullanıyor. Bu Rabbimin fazlındadır. Yani oradaki getiririm ifadesi ve getirdiği ifadesi Rabbimin fazlındandır. Yani gerçekten ve Süleyman böyle Belkıs gibi
çağdaşta önemli bir kendisinin düşmanı olan bir topluluğu dize getirmesi anlamında kullanmış bunu. Bu Rabbimin fazlındandır. Ona şükredecek miyim? Böyle bana bir nimet veriyor. Şükredecek miyim? Yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için bu olağanüstü olay gerçekleştirdi. Yani biz onları yendik, onlar bize teslim oldu. Kim şükrederse artık o kendisi için şükreder. Yani herkesin kendi yaptığı amel kendisine aittir. Kim nankörlük ederse de gerçekten kendisi için nankörlük etmiştir. Benim Rabbim ganidir, her şeye ihtiyacı olmayandır, kerim olandır. Hocam bu kitapta ilmi olan kişi ne yapıyor da sebebeli kişinin tahtını, mülkünü, gücünü, kuvvetini Süleyman'a getiriyor. Yani bir nevi tabiri caizse teslim alıyor komple şeyi. Orada istihbarati bilgiyi alıyor anlamında kullanıyor. Yani gidiyor. Belkıs'ın ordusu hakkında enine boyuna, uzunluğuna, genişliğine bütün bilgileri toplayıp Süleyman'a geliyor. Onların gücü bu. Bizim gücümüz de bu. Bu iki güç arasındaki durum nedir? Yani Kur'an belki 3 sene, 5 sene olacak olan olaylar sanki tıpkı anında olmuş gibi anlatıyor. Bu bir karşılıklı bir denkleşme. Sizin gözünüzde onları az, onların gözünde size az gösteriyorduk ve böylece tutuşturduk ifadesiyle bunlardan sonra oluyor bu hadisele. Zaten devam eden ayetlerde bunu noktalıyor. Devam edelim hocam. Dedi ki onu tahtını değişikliğe uğratın, bir bakalım doğru olanı bulabilecek mi yoksa bulamayanlardan mı olacak? Şimdi tahtını değişikliğe uğratın derken taht kelimesini bir hükümdarlık, yetki ve makam anlamında kullanmış. Bir de dünya hayatında inanç bakımından hangi konumda o anlamda kullanmış. Yani Belkıs neye tapıyordu? Güneşe tapıyordu. Ve dolayısıyla Allah'ı unutmuştu. İşte Süleyman'ın tahtına, Süleyman'ın makamına gelince de bir bakıyor Süleyman'ın makamında orada, hani orada mektupta Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlamaktadır diyordu. İşte Süleyman demek ki Müslüman ve o durumu Belkıs inceleyince gerçekten yaratılışta verdiği sözün tıpkısının aynısını onda görüyor. Ve ondan sonra devam eden ayetlerde anlatıyor bunu. Allah'tan başka dedi ki böylece Belkıs geldiği zaman ona senin tahtın böyle mi denildi? Dedi ki tıpkı kendisi bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müslüman olmuştuk. Yani biz Müslüman olmuştuk. Ama biz o Müslümanlığı unutmuş, güneşe tapıyorduk. Yani şeytanların anlattıklarına uyuyorduk ifadesi kullanıyor. Yani ve arkasından da devam ediyor ayette. Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler onu Müslüman olmaktan alıkoymuştur. Gerçekte o inkar eden bir kavimdendi. Yani inkar eden, şeytanla Rabbani yolun dışında yürüyen kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Onu görünce derin bir susandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, gerçekte bu saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zemindir. Dedi ki, Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Yani buradaki iki tahtı mukayese ediyor Belkıs. Birisi Süleyman'ın ortaya koyduğu, hani Musa ile Firavun büyücülerinin ortaya çıktığı, karşılaştırdığı gibi. Yani onlar ortaya koyduğu yaşam biçimini, hayat tarzını,
Musa koyduğu vahiylerle ortaya koyduğu yaşam biçimini, hayat tarzını anlattı. Ve o büyücüler Musa'nın anlattığı dinin Allah'ın dini olduğunu, o kendiliğinden bunu söylemediğini, gökleri ve yeri yaratan Allah'a teslim olduk deyip itiraf ettiler. Buradaki ifade de aynı. Hiç değişen bir şey yok. Belkıs bir kendi durumunu, yani yaşam biçimini, hayat tarzını mukayese ediyor. Bir Süleyman'ın ortaya koyduğu yaşam biçimini, hayat tarzını ortaya koyuyor. Ben de diyor Süleyman'ın ilahına, Rabbine iman ettim ve ben Müslüman olanlardan oldum diyor. Allah'a teslim oldum. Süleyman'la birlikte Allah alemlerin Rabbine teslim oldum diyor. Evet hocam, burada noktalayalım istersen. Ha, tamam, zaten bu buraya kadardı. Peki. Başka bir konuma geçiyoruz. Tam başka sorusu olan veya sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Hocam burada Belkıs onu görünce derin bir su sandı. Ayaklarını açtı derken ki kastı burada öncelikle çekiniyor mu şeye girmeye, dine girmeye, ben burada boğulurum yapamam falan mı sanıyor şey gibi, hani Musa'nın asasının canlanmasına korktuğu gibi Müslüman olmanın zorluğu olacağını falan mı sanıyor burada şey, Belkıs ondan mı çekiniyor? Ona benzer bir şey, yani kendi yaşadığı hayat dinle Süleyman'ın yaşadığı hayatı ve dini farklılığını görüyor. Ve bir an korkuya kapılıyor. Aynı Musa'da ve Firavun'un büyücülerinden de oluyor bu olay. İşte ondan sonra Süleyman da bu düzeltilmiş köşk zeminidir ifadesini kullanırken, hani kovulmuş şeytanı bütün peygamberlere musallat ettik ama onların katmanlarını kaldırdık, kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık ifadesiyle düzeltilmiş bir köş zemini, düzeltilmiş bir Nebi ve Resulün ortaya koyduğu bir yaşam biçimi, hayat tarzı, bu vahiylere göre düzenlenmiş bir hayat. Bunu anlatıyor. Yani oradaki vermek istediği temel mesaj, Süleyman'ın ortaya koyduğu sarayı, köşkü, Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşanan bir hayat tarzı. Onu anlatıyor. Evet, peygamberler düzeltilmiş beşer, Allah'ın düzelttiği beşer, düzgün beşer olduğuna göre, yani Meryem'e gelen elçi düzgün bir beşer olarak orada göründü diyor. Tabii ki öyle bir elçinin, düzgün bir elçinin kurmuş olduğu rejim, sistem de düzeltilmiş bir köşk zeminidir diyor. Düzeltilmiş bir rejim, sistem, yaşam biçimi. Evet, o zaman böyle birbirine uyum sağlıyor şeyler. İşte şey oluyor, yok. Zaman, o Rabbim Allah'tır sözündeki şey, yani şey diyor. Çok güzel. İnsanın fıtratından uyduğunu söylüyor Müslümanlığın. Hani şimdi bu hocam şey sorabilir mi? Bu daha önceden Müslüman olmuştuk değilse bu insanlar sonra kafir mi oldular yoksa ehli kitaplar mıydı? Yok, daha önce Müslümanlık derken hani Allah'ın Resulüne bütün vahiy bilgileri anlattıktan sonra, yani o göklerin ve yerin bilgilerini öğretiyordu ve nebisine o ilahi mesajı anlattıktan sonra kabullendi ve dedi ki onu bir diğerin işte de görmüştü. Yani yaratılışta verdiği sözü atıf yaparak anlatıyor. Yani takvasından ses geldi. Takvası da öyle de aslında yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. O sözü hatırlıyor Belkıs ve biz daha önce Müslümandık ama biz sonradan bozulduk diyor. Yani rüşt yaşına gelip imtihana başladığı dönemdeki temiz hayata bakış açısıyla Süleyman'ın şimdiki sunduğu temiz hayata bakış açısı, yaşam biçimi çok benziyor birbirine diyor. Ha, aynen anlatıyor. Bak oradaki son Nebi Resul'e Necm suresinde anlattığı onu diğer bir inişte de kimi görmüştü?
o Rabbinin ortaya koyduğu yaşam biçimini, hayat tarzını diğer bilinçte de görmüştü. Ne zaman? Hepsi insanlar ilk yaratıldığı zaman Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda hepsi Rabbiniz kimdir dediğimizde Rabbimiz Allah'tır demişti. İşte Belkıs'ın kastettiği anlam bu. Benim anladığım. Bak mesela burada şeyden de bahsediyor. Hani Nebi'nin, Resul'ün o ilahi mesajları anlattıktan sonra Allah Resulü ona üstün bir güç sahibi öğretmişti. O bilgileri diğer bir inişte de görmüştü. Sizin görmediğinizi o gördü ve onu diğer bir inişte de görmüştü ifadesi kullanırken orada yaratılışta verdiği sözü hatırlatıyor. Süleyman'ın mektubunu okuduktan sonra da bilmiyorum yani artık orada bir dönüş noktası oluyor hocam. Bütün o melikede ve ne bileyim bakanlar kurulunda ben öyle söylüyorum yani. Ve hepsinde de yoksa karşı çıkan yok yani kendi ekibinden. Sen diyor neyi uygun görürsen biz sana tabi olacağız yani. Çok güzel. Yani orada zaten ön aşaması zaten yapılıyor. Ve Süleyman'ın ordusuna da teslim olunca yani onlar gelince Süleyman'ın o yaşadığı hayatı da bir tahlilden, testten geçiriyorlar. Ve tıpatıp yaratılışta verdiği sözle uyum halinde olunca hemen biz Müslüman olduk, alemlerin Rabbi olan Süleyman'ın Rabbine, Süleyman'ın ilahına, Rabbine biz de teslim olduk diyerek anlatıyor. Bir şey diyeceğim. Burada hocam birçok peygamberin görüyoruz. O kadar mücadele ediyor, o kadar uğraşıyor. Kendi yanlarındakini ikna edemezken burada bir mektupla iman etmiş birisi var. Bu yani bu örneği vermesindeki murat şey mi yani? Hani çok uç bir örnek. Bundan dolayı da bunu veriyor hocam Allah. İnteresan bir iş var. Yok yani. Zaten peygamber kıssalarını anlatırlar, anlatırken Kur'an peygamberlerde sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Her örnekten bir örnek veriyor. Bir örnek veriyor Musa'dan veriyor. Bir örnek veriyor Şuayb'den veriyor. Bir örnek veriyor İsa'dan veriyor. Bir örnek veriyor Yakup'tan örnek veriyor. Yusuf'tan örnek veriyor. Ne? Hepsinde farklı farklı konumlar anlatılıyor. O farklı farklı konumların hepsinde inanan insanlar için bir ders vardır. Bunu anlatıyor. Buradaki ifade de yani Belkıs gibi güçlü donanımlı bir orduyu dize getirip Süleyman'ın onların Müslüman olmasını sağladığı mesajı veriyor. Yani hocam burada bir de ilk önce şeyden aldıktan sonra hütten test etmeye başlıyor. Mektup gönderiyor. O mektubun karşısında Belkıs Süleyman Aleyhisselam'ı test ediyor. Hediyeler gönderiyor. Bakalım nasıl bir tepki alacağım. Böyle bu şeylerden sonra testlerden sonra birbirlerinin gücünü, şeyini veya inanç yönünden test ediyorlar. Savaşa girmeden şey halloluyor. Yani. Orada aslında çok güzel. Oradaki aslında Belkıs'ın elçiyle Süleyman'a bir hediye göndermesi orada teknolojik olarak gücünü, kuvvetini belirten bir hediye olduğu anlaşılıyor benim anladığım kadarıyla. İşte biz böyleyiz. Bizim teknolojimiz böyle anlamında. Burada belki bir şey daha sormak lazım. Süleyman Aleyhisselam ne diye kendine sataşmayan, zulüm etmeyen bir devlete karşı ordular düzenleyip de senin tacını tahtını yerle bir edeceğim, çökerteceğim diye tehdit ediyor. Hani İslam barış diniydi, adalet diniydi? Güzel bir soru. Burada tehdit etmiyor ki.
krallar diyor geldikleri zaman ülkeyi yakarlar, yıkarlar. Onu diyen Belkıs. Ama neyin karşılığında diyor bunu? Biliyor ki Süleyman'ın bir derdisi de diyor. Yani orada demek ki bak Kur'an-ı Kerim'in bahsettiğine göre o müşrik olan toplumlar, müşrik olan iktidarlar, önde gelenlerin iktidarları hep mazlum olanı zaafa uğratıyor, onlara zulüm ediyor, adaletsizliği ortaya koyuyor, onları yerinden yurdundan sürüyor ve Süleyman'ın yaptığı da onları edebiyle, terbiyesiyle durması için böyle bir konumu anlatıyor Kur'an. Yani onlar şu anda zaten Belkıs'ın bir güç, bunların hepsini burada anlatacak hali yok da buradaki verdiği mesajı bir formül olarak veriyor. Biz onu Kur'an'ın bütünlüğüne yayarak ne anlatmak istediğini anlıyoruz. Yani Müslüman olan iktidarlardan başkası ekini ve nesli yok eder. Gelen Müslümanlara veya mazlum olanlara zulüm yaparlar. Onlara Allah'ın yolundan alıkoyarlar diyor. Olay bu değil mi? Alıkoymasın diye bunu yapıyor Süleyman. Onlara zulmetmesin diye bu tehdidi yapıyor. Tehdidi aslında yapan Süleyman'dan ziyade yani benim anladığım Süleyman o güne karşı her daim mazlumun yanında bir duruş, zalimin karşısında da celalli bir duruş ortaya koymuş, hesap sormuş. Dolayısıyla Belkıs bunu biliyor. Bunu bildiği için ki kendisi de demek ki müminlerden olmayan her yönetici zalimdir. Ya müminlerdensin, adil ve dürüstsün ya da değilsen mutlaka bir yerden bir yere zulüm ediyorsun demek. Çok güzel. Dolayısıyla Belkıs da suçunu bir şekilde biliyor. Kendi içindeki toplumun idarecilerinin yaptığı zulümleri bir şekilde biliyor. Her ne kadar adil olsa bile bazı alanlarda. Süleyman mutlak adalet istiyor. Mutlak adalet istediği için Belkıs da onu tam sayalayamadığından Süleyman diyor işte gelir onlar böyle yapar böyle yaparlar. Örnekliğini görmüş ki söylüyor bunu. Hocam. Ve bugüne bunu uyarlayacak olursak bugün Müslüman toplumlar mutlaka bu ayetleri örnek alıp Süleyman'ı kendine örnek alıp mazlumun yanında bir duruş, zalimin karşısında da yeri gelince ne pahasına olursa olsun boyun bükmeyecek, vakarlı bir duruş ortaya koyacak. Ben buradan bunu çok güzel. Mücadele Suresi 22. ayeti bir okuyabilir miyiz hocam? Muazzam bir anlatışı var. 58. sure 22. ayet. Problem değil. Onu buradan buluruz. Mücadele 22. Buluruz hocam. Mücadele 22. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim topluluk bulamazsın ki Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri soyları olsun. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine imanı yazmış ve onları kendilerinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar, felah bulanların ta kendileridir. Allah'ın partisi buymuş demek ki. Bir Allah'ın sistemi var, bir de Allah'ın sisteminin dışındaki sistemler var. Yüzlerce, binlerce. İşte Allah diyor ki, Allah'ın fırkasında olun. Buradaki aslında Müslüman olmayanlar kesinlikle Müslüman olanların dostu olamaz. Onların temel mantığı o mazlum olanlara zulüm etmek, onları yerinden yurdundan sürerek, ekini ve neslini yok ederek onların mallarına el koymaktır onların görevleri. Kesinlikle
onlar zulmetmeden duramazlar diyor. İşte Süleyman'ın Belkıs'ın konumunu anlatırken bunu anlatıyor. Hocam benim gördüğüm 24. ve 25. ayette Süleyman neden ordu hazırladı, neden sefer düzenlemek istedi, bunun anlattığını düşünüyorum. Orada diyor ki, onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde etmektelerken buldum. Yani şirk içerisinde olan bir toplum. Şirkin olduğu yerde zaten şirkin bizatihi kendisi zulümdür. Yani insanı adaletten, barıştan, güzel yaşamdan, iyilikten uzaklaştıran bir yaşam biçimi, bir rejim. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Yani bunlar doğru yoldan çıkmış bir kavim. Doğru yoldan çıkmış bir kavimin yönetim sistemi de doğru yoldan çıkmıştır. Bu ne demektir? Sistem zulümün kendisi. Aynı bugün günümüzde olduğu gibi. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Yani hidayet bulmayan toplum nedir? Küfürde yanlışla ısrar eden bir topluluktur. Ki onlar göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran ve sizin gizliliklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. Yani hakikate gitmenin önünü de bile işleye kapatan bir yönetim var, bir sistem var. Benim kanaatim burada bir zulüm var. Süleyman'a bir sataşma yok ama oradaki topluluğun hakikate gitmesini engelliyorlar. Yani mesela bugün Arakan'daki toplumların veya dünyanın diğer yerlerindeki toplumların da hakikate gitmesini zorla, alavere dalavereyle, güç kuvvetle, medyayla engelledikleri gibi. Dolayısıyla Süleyman da o insanların önündeki bu barikatları kaldırmak için bu gücü ve kuvveti hazırlıyor. Ama öncesinde yazdığı bir mektupla savaş yanlısı olmadığını, karşı tarafın barışa ve adalete gelmesi için Allah'a itaat etmelerini bildiriyor onlara. Bu da şunu gösteriyor ki Süleyman toprak, mal, mülk heveslisi değil. Onların doğal kaynaklarına konayım. İşte bana hükmetsinler, benim gücüm, kuvvetim artsın. Efendim ben daha büyük bir güç olayım. Derdi, maksadı bu değil. Bu olmadığı gönderdiği mektupla ortaya çıkıyor ve karşı tarafta zaten Sebe Melikesi'nin Müslüman olmasıyla mukavemet etmediğinden dolayı buna rağmen Süleyman yine ordusuyla gidip oraları tarumar etmiyor. Ve o dişi karıncanın yuvalarınıza girin dediğinde Süleyman bunu işittiğinde gülümsüyor Süleyman. Bundan mutlu oluyor. Neden dolayı mutlu oluyor? Orada diyor ki Süleyman'ın ordusu sizi yanlışlıkla ezmesin. Yani insanlar biliyorlar ki Süleyman bile işte zulüm yapmaz. Olsa bile yanlışlıkla meydana gelir. Bu da Süleyman'ı mutlu ediyor. Yani demek ki ben hak yoldayım. Bak insanlarda da bu kanaat var diye orada Allah'a şükür ediyor. Benim anladığım bu. Evet güzel. Şimdi, hocam az önce Adil Zahar Hocam dedi ki Süleyman konusunda bir soru soracaktım. Hocamın söylediğini unuttum. Şimdi sen 37'de Süleyman şeyle söylüyor dedin ya, tehditvari konuştu, mektup yolladı. Evet. Ali Rıza Hocam dedi ki zaten bu olaylar hani 3 günde, 5 günde, 1 günde olmuyor, bir süreçti. Süleyman peki bu süreç içerisinde Belkıs'ı İslam'a davet etmek için bir tebliğde bulundu mu, çağrıda bulundu mu? Yani şimdi bu tehdit dilinden şunu anlıyorum. Ama tehditten önce mi gönderiyor, daveti sonra mı? Yani şunu sorguluyorum. Musa'ya hani yumuşak konuş diyen Allah. Burada Süleyman niye tehdit ediyor? Süleyman tehdit etmiyor. Yumuşak konuşuyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor ya mektup. Bundan daha güzel yumuşaklık olur mu? Hocam 37. ayette şöyle yazıyor. Onlara dön, biz onlara öyle ordularla geliriz ki karşı koymaları mümkün değil ve biz onları oradan horlanmış, aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürüp çıkarız diyor. Yani oradaki göndermiş olduğu hediye, biz güçlüyüz, sen kesinlikle bir şey yapamazsın. Sözüne karşılık Süleyman da bu cevabı veriyor onlara. Ha, hediyeye karşılık mı söylüyor? Tabii ki hediyeye karşılık söylüyor. Tamam, şimdi oldu. Eyvallah. Aferin be. Cemal kardeş olayları çabuk kavruyor.
Maşallah. Ali Bülbül hocam, senin dedelerin kuş dilinden anladığı için mi size Bülbül soyadını koymuşlar? Vallahi bize Bülbül soyadı koymuşlar. Benim dedem Bolyadin'de hocam, medresesi varmıştı. Bülbül Hoca medresesi derler. Dedemden dolayı herhalde. Bülbül Hoca medresesi varmıştı dedemin. Bolyadin'in içinde. Sen cahiliye döneminde bandil gecelerinde Bülbül kasidesini okuyor muydun cemaate? Ben cahiliye döneminde de, bu dönemde de mevlüt, cenaze, bu tip şeyleri hiç sevmezdim hocam. O zaman öyle şeylerde bu işi iyi yapan imamları çağırıp onları okutturup geçerdim ben. Anladım. İşi kitabına uyduruyordun yani. Evet. Ne yapayım? Kobay olarak kullanıyordun yani şeylere. Ne yapayım? Onların kobayalar öyle sürüyordun. Yani yazın diyorsun yani. Onların günahı sana da yazılmıştır şimdi. Onlar yer öbür tarafta diyecek ki bizi Alep mi gönderdi buraya? İyi de bunlar her yere bunu meslek haline getirmişler. Nereden çağırılırsa koşuyorlar bu işe. Hoparlör teşkilatı kurmuşlar hocam, hoparlör. 4-5 kişi bir araya gelmişler, koşuyorlar. Bu işin ehli bu deyip bunlara şey yapıyorsa, ama onları da söylüyordum bak. Bu Mevlüt'ün içerisinde tevhide aykırı birçok cümleler var. Bunları birkaç mesela mısralarını söylüyordum. Ya Habibim sana aşık olmuşam. Allah sübhandır. Allah sübhandır. Hiç kimseye aşık olmaz Allah. Aşık olmaktan da münezzehtir Allah dedim. Habibim demez. Allah sevgiyle gitmez. Böyle 8-10 cümleyle eleştiri her yerde yapardım. Bu sıkıntılı bir şey. Bu mevlüt insan imanını götürür Allah korusun. Şirke bulaştırır. Geleneği terk edin. Dini ihtimas yok derdim ben hocam. Ali hocam sen Trabzonlu musun? Afyon Bolyadinliyim. Eşim Trabzonlu. Bülbül soyusunu sen eşinden mi aldın? Eşin senden mi aldın? Eşim benden aldı hocam. Ben... Başlar verdi. Kızım Bram. Başlar verdi. Bram verdi. Bize Bülbül hocam var da. Ala. Afyon'da adam eşinden soyadı alır mı Ali? Ya sordum hemen, yanlış anlamayın ya. Yok canım, Ali abi kahve çarptılar çabuk çabuk. Ya doğru anladık da ama yani. Ağzılarım hayırlı yedirip oldu. Aleyküm selam, hayırlı geceler. Allah'a emanet olun, selamlar. Orada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.